Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber balon kebabı yapacağız. Ben de ilk defa deniyorum. Sizinle beraber nasıl olacağını göreceğiz. Şimdi tavuklarımızı öncelikle küp küp malzemelerimiz bu arada neler? Onları söyleyeyim size. Soğan 2 baş, 2 orta soğan. 4-5 tane sarımsak, biber salçası, domates salçası, burada yazdan yapıp hazırladığım yeşil biber. Onu hemen size göstermek istiyorum. Yemeklerde kullanıyorum genelde ben bu biberi. Böyle yazın taze biberleri doğrayıp sonra güzelce buzdolabı poşetine koyup kilitleyip ağzını derin dondurucuda saklıyorum. Ve yemeklere gerektiği zaman kullanıyorum. Tavuğumuz var. 600 gram tavuğumuz. Ve yine yazdan hazırladığım domates sosumuz var. Bunu da kullanacağız. Yağ kullanacağız. Tuz, karabiber ve kekik. Evet, tavuklarımızı küp küp doğramaya devam ediyoruz. İnşallah mahcup olmam arkadaşlar. Ben de ilk defa deneyeceğim sizinle beraber. Güzel bir şey olmasını isterim ben de. Tavamıza bir miktar yağımızı alıyoruz. Tavamızın altını açalım. Şöyle. Tavamızın yağını koyuyoruz. Arkadaşlar bir miktar yağımızı tavamıza aldık. Tavuklarımızı şöyle küp küp doğruyoruz. Yağımız orada biraz kızıyor. Kızgın yağ atacağız. Ben zaten riskli işleri severim. Yani hiç yapmadığım bir tarifi, bir tatlıyı mesela misafirlerime o gün yaparım. Yani bu riskleri göz önüne alıyorum. Niye bilmiyorum ama riski seviyorum. Tavuklarımızı yağda çok güzel kızartacağız. Bir nevi tavuklarımızı mühürlemiş oluyoruz bu şekilde. Thank you.
sarımsaklarımızı doğramaya devam edelim. Şimdi. Şöyle sarımsaklarını soğanların üzerine ilave edeceğim. Cep telefonundan çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden görüntü kalitemiz biraz bozuk. Kusura bakmayın. Mutfağımda ocağımın olduğu kısım ışık almıyor. Karanlık oluyor. Çekimlerimiz çok böyle profesyonel olmuyor. Ama lezzetleri çok güzel oluyor ki kendi el lezzetine çok güvenirim. Zaten yemeklerimi, tatlılarımı yiyen arkadaşlarım, akrabalarım el lezzetinin çok güzel olduğunu söylerler. İnşallah bunu da yüzümün akıyla başarıp ortaya çok güzel bir balon kebabı beraber çıkaracağız inşallah arkadaşlar. Tavuklarımız yağımızda güzelce mühürlüyoruz. Arkadaşlar yine şunu da göstermek istiyorum size. Kırmızı biberim. Yazdan yine aynı şekilde dondurucuya attım. Şimdi onu da kullanacağım. Arkadaşlar tavuklarımızı iyice suyunu verdi ve suyunu saldı, sonra tekrar suyunu çekti. Gördüğünüz tavuk suyu değil, yağı. Tavukları ben çok küçük doğramadım, fırına da girecek çünkü orada da pişecek. Böyle ezilmesini istemiyorum, kebap olduğu için en azından ağzımıza gelmesini istiyorum yani. Böyle saç kavurma eti gibi değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde doğrayın sizler de. Bu aşamada 2 orta boy soğan, 4-5 diş sarımsak, bunları ekliyorum. Evet. Biraz önce göstermiştim. Yazdan derin dondurucuya koyduğum kapya biberiniz. Bunu da ilave ediyorum. Yine yazdan dondurucuya doğrayıp koydum. Yeşil çarliston biberleriniz. Bunları da ilave ediyorum. Evet. Şimdi bunları bir güzel tavuğumuzla kavuracağız arkadaşlar. Soğanı, biberi, kapya biberi güzelce tavukla soteliyoruz. Arkadaşlar hiç tedirgin olmayın. Biberleri bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bu şekilde soteliyoruz. Arkadaşlar soğanımız, biberimiz, tavuğumuzla güzelce kavruldu. Şimdi salçalarımızı ilave ediyoruz. Biber salçası, domates salçası. Arkadaşlar bu aşamada baharatlarımızı, tuzumuzu ilave edeceğiz.
olarak ne kullandım? Kekik. Pul biber. Biraz da karabiber. Arkadaşlar. Evet. Şimdi tavuğumuzu tekrar güzelce bir karıştıralım. Ve salçamızın kokusu çıkana kadar karıştırmaya devam edelim. Burası önemli. Arkadaşlar salçamızın mutlaka kokusu çıksın. Yemeğimize lezzetini versin. Mis gibi salça kokusunu alalım. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an sizler kokuyu alamıyorsunuz ama ben mis gibi salça kokusunu alabiliyorum kürekapta. Evet arkadaşlar 200 milim sıcak su. Ama lütfen sıcak olsun. Pişmiş haşa soğuk su katılmaz demiş atalarımız. Bazı arkadaşlar hani bilen bilir tabii ki de, bilmeyenler için söylüyorum. Benim yemeklerim geç pişiyor. Neden güzel pişmiyor diyorlar. İşte sebebi. Soğuk su kullanmıyoruz. Yemeğimizi. Hatta kaşıkla da değil. Şöyle yapayım diye. Arkadaşlar suyunu çekene kadar yemeğimizi kapağını kapatıp pişireceğiz. Suyu çektikten sonra balon kebabımızın artık tavuğu hazır. Hamuruna geçeceğiz. Sevgili arkadaşlar balon kebabımızın hamurunu yapacağız. 200 milim normal su bardaklarıyla 200 milim ılık su. Ev yoğurdu 4 yemek kaşığı. Karıştıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu aktifleştirecek sirkemizi katacağız. Şöyle. Şu kadar yeterlidir. Sirke. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bir yumurtanın akı, sarısını üstüne kullanacağım. Akını da hamurumun içinde değerlendirdim. Koymasanız da olur. Arkadaşlar şimdi un ölçüsünü şöyle yapalım. Ne kadar un kullandığımı size söyleyeceğim videonun sonunda. Arkadaşlar unutuyordum. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Bunu da ilave ediyorum. Evet, yine karıştırıyoruz. Unumuz ne kadar gidecek? Onu size söyleyeceğim. İlk aşamada 250 gram. Un kullanacağım. Ya bu ölçü bardağınız yoksa eğer ben hamurun kıvamını size
hamuru yoğurup bitirdikten sonra ne kadar tamamen kullandığım unu size söyleyeceğim. Şu an 250 ilave ettim. Normal su bardaklarıyla da ölçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz buna ne yapalım? 400 grama tamamlayalım. 250. 150 gram daha ilave edelim. Yani normal evde kullandığımız, hepimizin kullandığı 200 milimlik su bardaklarıyla. Evet, bunu da ilave ediyorum. Azar azar ilave edelim. Bakalım. Arkadaşlar, kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur yapıyoruz. Şu şekilde. Vaktiniz varsa bu hamurumuzu yarım saat dinlendirin. Ama benim vaktim yok. Güneşi kaçırmak istemiyorum. Zaten şu an konuşarak çektiğim ilk canlı çekimim. Çok heyecanlıyım. İnşallah mahcup olmayacağım sizlere. Şöyle. Arkadaşlar, hamurumuzu öncelikle dörde böleceğiz. Şöyle. Sonra bu her parçayı da tekrar ikiye böleceğiz. Şöyle birer tane bez elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel. Ele yapışmayan kıvamda. Hamurumuzu bezeli haline getiriyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Benim öyle çok estetikliğim yok. El alışkanlığım neyse o şekilde devam ediyor. Şöyle. Şu şekilde bezeli haline getiriyoruz hamurumuzu. Vaktiniz varsa arkadaşlar, bu şekilde bir yarım saat hamurumuzu dinlendirelim. Ama ben hiç dinlendirmeden direkt başlayacağım maalesef. Evet, bezelerimizin büyüklüğü. Zaten verdiğim ölçülerde yaparsanız aynı hamuru elde edeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, kurumaması için üzerine temiz bir bez örtüyoruz. Evet, tavuğumuz da suyunu çekiyor. Suyunu çekene kadar pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, tavuğumuz iyice suyunu çekti. Şimdi ince ince kıydığımız maydanozlarımızı ilave edeceğiz. Burada yarım demet kadar maydanoz var. Maydanozlarımızı da tavuklarımıza ilave ediyoruz şimdi. Evet,
maydanozlarımızı kıyana kadar tavuklarımız tamamen suyunu kestiğini. Biraz soğumaya bırakıyorum. Ve ben yumaklarımı tabak büyüklüğünde yukta yukta açacağım. Evet arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Servis tabağı büyüklüğünde açacağız. Dinlenmiş olsaydı bu hamur çok daha güzel açılacaktı. Ama benim vaktim yok maalesef. Ama yine de gayet güzel açılıyor. Şu an. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açtık bu şekilde. Bu ölçülerde. Servis tabağı büyüklüğü arkadaşlar. Servis tabağı büyüklüğünde açtık. Şöyle bir yağlı kağıt alıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi iç harcımızı getiriyorum. Arkadaşlar iç harcımızdan hamurumuzun üzerine koyuyoruz. Şöyle üst üste gelmesin etlerimiz. Güzel bir şekilde hamurumuza yayalım. Bence bu kadar iç yeterli. Evet. Bence yeterli. Arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Hamurumuzu koyuyoruz. Hamurumuzun arasına sıkıştırıyoruz. İyi kapatalım arkadaşlar. Hava almasın. Yoksa balonumuz söner. Bu şekilde. Evet arkadaşlar pipetimizi hamurumuza yerleştiriyoruz. Çok sıkı hava almayacak şekilde olması lazım. Evet arkadaşlar.
Evet hanımlar. Şimdi kebabımızı üzerine yumurta süreceğiz. Fakat bu yumurtayı bunun üzerine sürmemiz o kadar zor ki, o yüzden sulandırıyoruz. Ve biraz da sıvı yağ. Az. Yumurtamız sulu olması lazım. Gayet sulu bir yumurta. Yoksa balon kebabımızı söndürürüz, yufkamızı yırtabilir. Direkt yumurtalamayın arkadaşlar. Mutlaka suyla açın yumurtanızı. Evet. Bu aşamada üzerine susam ve çörek otu serpeceğiz arkadaşlar. Yalnız benim evde susamım kalmadığı için ben susam serpemedim. Siz mutlaka serpin. Olmasa da olur. Benimkinde yok mesela. Sadece çörek otuyla şu an fırına girmeye hazır. Evet arkadaşlar, fırın tepsimizi aldık. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet hanımlar, balon kebabımız bence çok güzel oldu, sizce? Balon kebabımızı. Hanımlar, sizce balon kebabım nasıl oldu? Bana yorum yazar mısınız? Ve beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bence gayet güzel gözüküyor ama bakacağız. Şık bir sunum, bence davet sofralarında yerini alabilir. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Lütfen beğen butonuna da basınız. Hoşçakalın hanımlar. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Hanımlar ayağım.